desmane oldum. Bir dakika. Selam kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizin çok sevdiğiniz, hatta benim de sizin kadar çok sevdiğim bir videoyu çekmeye gidiyoruz. Zaten başlıktan anladınız ki başlığa yazmasam da çok sevdiğiniz deyince zaten anlarlardı diye düşünmekteyim. Kol pilot olarak bugün yanıma Büşra'yı aldım. Ve tatilden döndüğümüzden beri gerçekten evimizde şu kadar bir çöp bile yoktu ve hep bu video için beklettim. Çok küçük küçük şeyler aldım ve asla başka bir şey almadım. Sizi bekledim. O yüzden şimdi gidiyoruz. Sizinle tam kaç market gezeceğiz Büşra? 3. Tam 3 market gezeceğiz. Planlanan 3. Belki daha az veya daha çok belki olabilir. Belki bir şeyler çıkabilir. Söz veremiyorum. Fileye gideceğiz. Metro Market'e gideceğiz ve Migros'a gideceğiz. Bayağı gezeceğiz. Çok gezeceğiz. Nereden ne alacağız? Kafamız çok karışacak. Hiçbir fikrim yok. O yüzden bir an önce yola çıkalım ve market turumuz başlasın. Bu böyle bayağı uzun bir video olacak gibi. O yüzden baş kısmını da böyle çok uzun uzun tutmak istemiyorum. Direkt konuya dalmak istiyorum. Markette görüşürüz. Şimdi ilk durağımız fileye geldik, tamam mı? Ama ben dışarıdan edindiğim bilgilere göre filede çekim yapmak yasakmış. Umurumda değil. Gizli gizli çekeceğim. İlk durağımız burası. Gidelim. Evet. İlk defa bir markette böyle bir şey gördüm. 45 dakikalık öğle molasıymış. İyi, çalışanlar için güzel bir şey ama bizim için kötü oldu. Önce o yüzden metro markete gidiyoruz. Rotamız değişti. Hoş bulduk canım. Arabamızı alalım. Yani direkt sağ girişten bunları almazsak öleceğimiz için sosluk bulduk ve yiyecek alışverişiyle ne alaka hiç bilmiyorum. O yüzden aldım. Kameram şu an çok mu sarı? Okey, iki tane yeter mi? Bakın burada böyle bir sürü renkleri var. Aynı renk mi? Şuradan aldım. Ay pardon. Şöyle dörtleyelim. Aynı. Alalım. Bir de burada çok uygun oluyorlar biliyor musun bunlar? Ne alaka bunlar bilmiyorum ama aldık. Şimdi metrodan genellikle alacağımız şeyleri söylüyorum. Diğer videolardan birkaç biliyorsunuzdur az çok da. Dondurulmuş ürünler, bir de diğer marketlerde olmayan şeyler. Özellikle buranın zeytini çok güzel. Hemen bir tane zeytin kapalım. Hazır buldum ve önüme geldi diye şöyle bir adet kuru yemiş atıyorum. Çünkü bunu şeyle yemeyi çok seviyorum ben. Yuvarlak. Bu ne ya? Antep karaları oluyor. Evet. Bu çiğ değil mi? Kavrulmamış. Bilmiyorum, beyaz leblebi genel olarak güzel oluyor. Müzik çalıyor. Bakın dediğim şey şu. Şu leblebiyle o kadar yakışıyor ki. Kara üzüm ve potasyum kaynağı gerçekten. Ara öğünlerde böyle kefirin yanına bu ikili olabilir. Hazır bunlara dalmışken Büşra, bence buradan alalım birkaç bir şey. Ne bu? Mesela bu ne? Kayısı alalım bir tane böyle. Bak şundan yedin mi hiç? Bu da çok iyi. Favorim, o yüzden bunu da burada bulmuşken bir tane atalım. Şimdi donmuş reyonuna geldik. Artık maskeyle video çekmek istemiyorum. Salsınlar bizi. Bu kaçıncı maskeli market alışverişim. Donmuşlara geldik. Burası hep şey olduğu için geçelim diyorum. Ama direkt benim favorilerimi göstereceğim size. Burada satılan ve tadı çok güzel olan, tamam mı? Geri geri yürümem çok zor oluyor şu an. Kroket mi? Brokoli kroket. Ya da evde yaparız ya. Aynen. Sebzeler. Dondurulmuş sebzeleri gördüm ama sebzelerimi aldım. Dondurulmuş bezelye istemiyorum. Haşlanmış bezelye seviyorum ben. Mısır. Mısır. Dondurulmuş mu alalım böyle? Çok güzel oluyor. Biz bunları mısır alıp küçük küçük ayırıyoruz. 2,5 kilo mısır. 25 lira mı? Olabilir çünkü biz de 18'e falan alıyorduk. Bir daha böyle paketlemeyeyim diye. Kocaman değildi, bu şekil alayım dedim. Yani benim dediğim daha mantıklı. Ama hani bir tadına bakalım bir de. Bir tadına aynen, bakalım. Aynen, tamam, dondurumuşlardan ilki alındı. Ispanak ne kadar? Ama ıspanak zaten mevsimine gelmiyor. Geldik mi? Geçtik mi hatırlamıyorum. Ama bizi mahvedersin. Favorimi göstereceğim. Benim buradaki favorim bu. Ama bu aralar içi küçük gibi. Böyle. Brokoli, karnabahar, sebzeler falan ve aşırı kolay. Şöyle de var bir tane. Ama ben galiba bunu alacağım. Çok iyi. Alınsın. Bakın diğer bir favorim olan da bu dondurulmuş sebze reyonunda. Şöyle Brüksel lahanaları var. Böyle diyet yaparken fırına atıyorsun bunu bir şey. Zeytinyağlayıp o kadar kurtarıcı ve o kadar güzel oluyor ki bu bize kaçar gider. Biliyor musun Merve ile? Okey, bu da alındı. Burada başka markanın da var az önce aldığımızdan. İşte hangisini tercih ederseniz. Gelelim size burada en sevdiğim diğer ürüne. Bunu biliyorsunuz zaten, yer sularda sürekli yapıyorduk. Nohut köftesi yani falafel. Aa ama bu uzun. Ve bu uzunu çıkmış. Bir de böylesi var. Yuvarlağı var. Yuvarlağını alalım mı? Bildiğimizden şaşmayalım. Okey, alındı. Peki bunların farkı ne? Farkı şekli sanırım.
Aynen bu 23, o 12 TL. Bakın misket olan 12 TL. Böyle olan da 23 TL. Ne fark var ki? Bunu artık çıkarmak istiyorum. Çıkar. Metrodan ilk alışverişi diğer kenara ezeceğiz. İlk alışverişi tamamladık. Ama neden? Bir poşet aldık diye. Aa, nasıl gidecek? Neyse gitmesin, böyle kalsın diyelim. Dondurulmuşları aldık buradan Müşra. Aklında olsun diye söylüyorum çünkü karıştırmayalım diğer marketlerde. Şimdi buradan fileye geçeceğiz. Dondurulmuşları aldık, birkaç kuru yemiş aldık. Gözümüze farklı gelen, Migros'ta falan olmayan şeyleri aldık. Okeyiz. Bunlar umarım erimez. Bunlar erimeden diğer markete gidelim. 15 dakikalık bekleyiş sonrasında ikinci konumuza varış yaptık. Çünkü artık 45 geçiyor ve marketleri açın lütfen. İçeride de umarım bir şey demezler. Buradan alacaklarımız az ama size tur yaptırmak istiyorum. Aa bu varmış, aa şu varmış gibi. Atalım eşyaları. Burada bir sürü uygun fiyatlı şöyle şeyler buldum. Şöyle şeyler dediğim de. Neydi bunların adı? Kuru yemiş. Çiğ kaju fıstığı var. 15. Bak bunu da alabiliriz. Ben çok seviyorum. Kaju aynı şey değil mi? Evet. Mesela o 20, bu 15. Bu daha mantıklı. O yüzden bunu alalım. Çiğ badem aldık zaten. Burada çiğ fındık içi var. Kanka bu çok güzel bir şey. Ben bunu biliyorum. Tur ne yemiş ya. Ben bunu içine. Güzel oluyor mu? Ben sevmiyorum. Böyle biraz ekşimsi. Bu ne? Bu kabuksuz karışım diyor. Karışım. Ama karışık almak istemiyorum. Yulafların içine bunu atarız. Bunu da alalım. Şey yapmak istiyorum size. Burada farklı olan şeyleri göstermek istiyorum. Ve benim burada Melis'le yediğimiz bir şey vardı. Baharattı ya. Bunlar değil. Filede var dedi. Bunlar değil. Ama şuradan kajun alabiliriz. Çünkü ben kajun çok seviyorum. Ki oradan almamışız. Çünkü burada daha uygun fiyatları. Değil mi? Hayır. Bakacağım. Karabük mesela 16.90. Aynen. Burada daha uygun. Böğürtlen, frambuaz. Bir tek aralarında frambuaz pahalı. O zaten pahalı olan bir şey. Evde böğürtlenimiz var ama mesela karadut alabiliriz. He, güzel karışık. Aynen bir tane böyle alabiliriz bence ya. Limonata özü var. 6.45 falan. Bununla limonata yapıyorsunuz. İçeriğine bir bakmamız gerek. Eğer şekersizse alınabilir. Şeker var içinde ama şeker kullanıyorsanız alabilirsiniz. Siz rahatsız etmezse eğer. Ama genel olarak mantıklı. Hurma ezmesi var. Bu metroda da vardı. Son anda vazgeçip bir tane de böğürtlen ekledim. Bu arada aradığım baharat burada yokmuş galiba. Gidip Melis'i tokatlayarak soracağım nereden o baharat diye. Bir de farklı olarak gördüklerimi göstereceğim dedim ya, şu ekmekler. Bunları ben bir ara kullanıyordum. Hatta story falan atıyordum. Bayağı tok tutuyor bir dilimi gün içerisinde. O yüzden aklınıza bulunsun. Şu her zaman ayılarak bayılarak içtiğim kahve seti var ya, onlar burada 32 TL. Fiyatları yine az çok aynı. Bunlara da bakabilirsiniz ayrıca. Yeşil çay almayacağım çünkü artık sıcak. Ay en sevdiğim antin kuntin köşe. Eyvah. En nefret ettiğim. Ben de hiç hiç sevmiyorum. Kurutulmuş Trabzon hurması versene. Ben fan club'ıyım. Bakın burada bir sürü şey var ve bu gerçekten çok. Aa bu çok kuru. Yo tadı güzeldir yine. Ayrıca ben böyle şeyleri de çok severim. Şöyle. Onu da çok seviyorum. Bakıyorum başka size ne gösterebilirim diye ama galiba burası mı küçük ya da ne bileyim fazla çeşit mi yok şu an, o mu? Aynen o istediğim baharatı bulamadığım için üzgünüm. Gördün mü bunu? TikTok'ta falan büyük ihtimal görmüşsündür. Buranın meşhur bir şeyi. Ne kadarmış bu? 16 TL ama içeriği bayağı kötü. Ama tadının herkes çok güzel olduğunu söylüyor. Bilmiyorum. Bu arada şeker ilavesi sarelle çıkmış. Bak mahvolduk. Bunlardan evde yaparım ben bu arada. Hiç de mahvolmadım. Evet, buradaki işimizi de tam olarak şu anda bitirmiş olduk. Ne yaptık biliyor musunuz? Hep böyle ıvır zıvır şeyleri, antik kutin şeyleri etraftaki şeylerden toplamış olduk. Sonra da evimizin önündeki işte mağazadan direkt yerleştirelim. Bir de köpek maması aldım. Araba bagajında sürekli bulunmasını istediğim için. Çünkü bugün dağ yolu gibi bir yere gideceğiz. O yüzden böyle her gittiğimde bagajda olmadığı için aşırı aşırı üzülüyordum. Hazır önüme çıkmışken direkt aldım. Şimdi dediğim gibi evimin önündeki markette Migros'ta olmayan şeyleri bu şekilde tamamlamış olduk. Kajumuzu almadık. Kaju yiyecektik. Al lütfen. Ve son marketimize gidiyoruz. Son market diyorum ama asıl kapsamlı market alışverişi yoğurdundan işte sebzesine meyvesine şu anda. Bu ne kadar çok gezdik bir market için. Üçüncü durağımıza tam olarak giriş yaptık. Üçüncü durağımız Migros. Burada gerçekten detaylı her şeyi alacağız. İşte sütünden bakliyatına kadar gerginim başlasın. Çünkü çok kalabalık oluyor içerisi genelde. Konuşamıyorum. Arabamızı aldık ve başlıyor muyuz?
Listemizi çıkaracağım. Bekle. Liste diye kocaman defterle gelmem peki. İçinde bir sayfa kullandı. Aynen. Genel yazdık. Ya böyle sebze yazdık, sebzeler, meyve yazdık, meyveler gibi. Unutmayacağımız şeyleri yazdık. Gidelim. Salatalık mıncıklı mı? Salatalığı direkt böyle alacağım. Çünkü salatalığı çok yiyoruz. Bayağı çok yiyoruz. Diyette olduğumuz için. Bir tık sesini yükseltsene kanka. Sesimi yükseltirsem insanlar çok bakar ve geriliririm. Domates yemiyoruz ama alayım değil mi? Ben yerim. Böyle ben salkım yerim. Alayım. Kabak alacağım. Kabak. Bu aralar yeni takıntım ne benim? Kabak. Evet gel. Storylerini tam takip eden mantar bir atayım. Takipçi. Elbet ızgaralık mantar diyor. Nasıl yani? Nasıl yani? Alıyorum ya, yeriz elbet. Koca koca. Okey. Kabak bol keseden alıyorum. Kabak spagetti yaparız. İşte ne bileyim bir şeyler, bir şeysini yaparız. Haşlama falan yaparız. Hmm, göbek marul. Ay, maydanoz. Evet. Ben ama bu aralar göbek marul değil de başkasına taktım. Göbek marul artık hoşuma gitmiyor ki, normalde bayılırım. Ben de bayılırım. Gel. Şu ince uzunlu mu diyorsun acaba? Evet. O da güzel. Sebze etik atayım mı? Ne dersin? İşimi bakayım bir dakika. Sebze aldın mı? Yani yediğim sebzeler bunlar. Aynen aldım. Bir de bunları bittikçe alman daha iyi kanka. Kesim var, soğanım da var ve bitmediler. Ben artık avokadoyu şeyden alıyorum. Ne? Bu bahçeden mahçeden Alanya'dan. Aa, yarın dondurma yapacağız. Her şey koyulur. Öyle mi? Fit Magnum. Instagram'da muhtemelen yapmışımdır. Benim bunlar şu an haberim oluyor. Sebzeye tık attım dost. Meyveye tık attım. Yeşillik olarak sadece marul almamız ve yeşilliğe tık atmam. Kabak da yeşillik, salatalık da yeşillik. Zeka kuzenim. Peyniri böyle paketli değil de şurada satılan açıklardan almak istiyorum. Geçen biz Antalya'dayken öyle yaptık. Daha güzeldi ve en azından yiyebileceğin, bitirebileceğin kadarını alman güzel. Zeytini de şuradan almıştım geçen ama metrodan aldığımız için almıyorum. Ama bir seçelim. Burgu peynir vardı burada, o çok güzeldi. Şuradaki burgudan aldım. Bir de böyle birkaç tane daha çeşit çeşit alacağım. Şey bakma kararı aldım. Süt loru diye bir şey var. Böyle daha yağı az, tuzu da az ve kalorisi en az peynirlerden bir tanesi. O yüzden süt loru bakacağım. Süt loru var mı acaba sizde? Kaşar loru da diye geçiyor. Onlardan bir tane alayım ben. Teşekkür ederim, sağ olun. Aldım peynirlerimizi. Süt loru, bakayım bu o değil mi ya? Yumuşak bak. Aynen güzel. Bununla lorlu yumurta yapmak istiyorum. Aslında az aldık galiba ama peynirlere tık atıldı mı? Atıldı. Şurada ileride bir yulaf var. Yulaf kapalım hemen. Yulaf reyonunu gördüm. Şundan hemen böyle iki tane kapacağım. Şunu almayacağım bu sefer. İki tane diğeri yeter diye düşünüyorum. Normalde badem sütü hiç içmem ya. Diyette olduğum için Aylin normal sütle kahve içmemi yasakladı. Çünkü bu aralar iyice sıkı bir diyetteyiz. O yüzden badem sütü almamı söyledi. Badem sütü alacağız ama sadece kahvelerde kullanacağım. Çünkü pişmeden içtiğim zaman bende gaz oluyor ve çok şişiyor. Sindiremiyorum. Şu çeşitleri var, şekerli bunlar ama bunlar şu ezilmiş sıfır şeker olanları var. Bunlar birazcık daha tatlı oluyor normalde ama normal şekersiz nasıl olur bilemiyorum Büşra. Deneyeceğiz. Deneyip göreceğiz. Normal süt almayalım çünkü 3-4 tane vardı. Kuru vişnelisi var. Böyle listi var. Kakaolu abi. Kakaolu mu? Aynen. Bu mu? Vişneli kakaolu diyor. Fındıklı parçacıklı. O neyle? Yer fıstıklı hurmalı. Kuru elma. Bir de şurada şu da var. Bulusu da var. Fındıklı var. Kakaolu. Tamam hadi seni mi kıracağım? Alıyorum bu. Aldım. Şimdi Sinem Gültekin'in evinde olmazsa olmazı. Kefir alıyorum. Bir tane büyük alayım Merve'nin dediği gibi. Bir de ara öğünlerde içmelik küçük küçük alayım. Şöyle rahatlardan alayım iki tane. Bunları eve nasıl taşıyacağız ya? Gel bakalım. Ya ben bir tane süpürge alabilir miyim? Alabilirsin. Bir de şöyle alayım Merve ile Büşra'ya. Ben istemiyorum. Süt burgeri sence ben isteyebilir miyim? Okey, aldık. Yoğurt alacağız. Sindifimi alacağız. Süt almayacağız. Okey, maden suyu alacağız. Yulaf. Maden suyu. Yulaf aldı. Müsli. Atilla yediğimiz bir yoğurt var Büşra, tamam mı? Hayatının yoğurdu. O kadar nereye güzel ki. İstediğin yere bakabilirsin. Gel göstereceğim hangisi olduğunu. Bu Büşra. Ben Migros'un yoğurdunu önceden de yiyordum ama bu kadar iyi değildi bu aralar. Aşırı aşırı iyi. Bir de kapat bakayım, bulursam göstereceğim. Sütaş'ın bir yoğurdu var. Kaymaksız ama kaymaklı gibiydi galiba adı. Oh, o da çok iyi. İyi, düşündüğümden kolay ve pratik oldu. Şurada ya da neyse onu kendi kısmında bakarız. Şimdi Sinem Gültekin için olmazsa olmaz. Önce bir fiyat bakalım. Bağdatlar 3 küsür falan diyor. Şimdi kekik alıyorum. Ama kimyon hep pahalı. Kekik. Kimyon alıyorum çünkü benim için olmazsa olmaz. Diğer baharatlarımı sayar mısın neler?
köri, kimyon. Evet, köri mi alayım dur o zaman hazır saymışken. Kajun şeyden aldım bu arada. Kajun aldık diye saymadım. Aynen öyle alıyorum. Kesinlikle pesto. Pesto ile yumurta deneyeceğim, pestolu yumurta. Pestoyu neyin içine katarsan kat güzel oluyor biliyor musun? Hem de uygun fiyatlı 7.95. Şundan iki tane alıyorum. Hindi füme kahvaltılarda ya da vasa üstüne güzel oluyor. Bu benim geçen kullandığım şu vardı ya, bir de bunun cheddarlısı çıkmış. O yüzden mecburen bunu denemek zorundayım. Ailene söyleyeceğim ve bir tane yiyeceğim. Bu aralar gerçekten deli gibi tavuk yemeye başladı. Niye? Çünkü spor yapıyoruz ya, çok acıkıyorum ve salatanın içine çeşitlendirecek aklıma tek gelen şey tavuk. Birazcık daha doyursun diye. Aynen öyle ve burada şu anda bağırarak konuşacağım diye canım çıktı. Muhtemelen herkes kim bu deli diye bakıyor. Aa, indirimde 3 TL'ye düşmüş bak. Bunlardan stoklayayım ben arkadaşlar. 4 tane alayım Müşra. Kırmızı mercimek alacağım. Ben kırmızı mercimekle ne yapıyorum? Ha, çorba. Yeni hem çorba yapıyorum hem de şey. Ya bunu söyle. Aynen. Bununla da benim meşhur salata kasem var ya o. Tarifi Instagram'da. Nasıl çok ama? Güzel. Yapalım mı? Geçen geldiğimde iki sefer yaptırmıştım. Ne kattığımızı da unuttum içine. Büşra yulafını alıyorum. Çünkü bununla sana yapacağım bir omlet var. Hayatının omleti olacak. Kaşar almamız gerekebilir. Kaşar alalım mı? Arada bir yiyebiliriz ya. Hazır alalım. Bir de şey yapıyoruz ya biz şu yulafı rondodan çektiğimizde yulafını olduğunu sanıyoruz ya, asla ben olmuyor. Ben de öyle. Ben de öyle sanıyordum ama bu o kadar fark ediyor ki, bildiğin tam bu da bunu gibi ve böyle pürüzsüz ton balığı alıyorum. Ben yeni salatalar keşfettim. Yeni salatalar keşfettim. Hazır mısın onları yemeye? Yoğurtlu falan, mayonezli. Yarı yarı yemek için. Bunları da artık yarı yarı yediğim için Müşra. Bir tane de böyle yapayım. Böyle dursun yani çekmecede. Neyle aldın? Hepsinden birer tane aldım. Yarı yarı yiyorum. Merve ile genelde falan böyle. Daha mantıklı oluyor. Bitirdik. Eve gidilsin. Ay acaba şey ister misiniz? Bunları düzenlerken, yerleştirirken çekmemi isterler mi sence? Ben isterim. Sen olsan ister miydin? Evet. Büşra isterse siz de istersiniz diye düşünüyorum ve sizi evde açıyorum, tamam mı? Bitti çünkü. Dostlar zorlu uğraşlar sonucu gelebildik ve mahvolduk. Bekle açacağım. Açın. Yemin ederim ki canımız çıktı. Çok zordu taşıması. Marketten döneli tam 2 saat oldu. Biz eşyalarımızı burada bırakmıştık. Dedim ki dostlarımı yanıma almadan yerleştirmek olmaz. O yüzden böyle buzdolabını, dolabı önce bir toparlayıp silip sonra bunları sizinle birlikte yerleştireceğiz. Enginarımı koyuyorum. Bunlar akşam yemeği yaparken o kadar kolaylık oluyor ki arkadaşlar. Öyle böyle değil. Direkt hazır şekilde alıp koyuyorsunuz ya. Çok güzel oluyor. Bu arada TikTok'ta şu mısırlarla yapılan yeni bir şey gördüm. Nedir o? Kore mısırı diye geçiyor. Şey falan koyuyorlar içine. Neydir onun adı? Kaşar falan. Mükemmel. Böyle dize koy ki bunları rahat rahat alalım. Bunları da böyle koyuyorum buraya. Ekmeği çekiyorum. Buzdolabım galiba bana artık küçük geliyor. Aa, bitirdin mi? Aa, falafelim parçalanmış. Bu okey, buzdolabı okey. Aç bakalım Mervet'in. Yoğurt inşallah erimemiştir. Ne diyorsun? Buraya yine her zamanki gibi peynir reyonumu diziyorum. Az peynir aldığımız için şu an biraz pişman ve üzgünüm galiba. Buraya yine tekrar kahvaltıyla alakalı şeyler gelecek. Peynirler arkada. Böyle koyalım. Başka ne koyabiliriz buraya? Şöyle bir peynirimiz var. Favori zeytinim bilirsin. Metro'nun zeytini. Okey, peynir reyonumuz bitti. İçecekleri direkt böyle buraya dizeceğim. Teklileri. Güzel oldu. Böyle ara öğünlerde fıt fıt fıt. Keşke kolili hali olsa bunların. Bu da babaları. Bu da en büyüğü. O şu. En büyüğünü buraya koydum. Maden sularımız vardı. Maden sularını da bu köşeye koyacağım. Bu sefer iki paket aldım. Sütleri buraya diziyorum. Kafalarını aynı yana dağılsın. Aynen öyle. Şu açık olanlar en başta olsun, açık olmayanlar sonda olsun. Okey burası. Sadece havucu poşetli koyuyorum. Bu şekilde en çok kullandıklarım en öne. Kabakları böyle böyle. Geçen bu market alışverişinde poşetsiz koyuyorum. Bana kızmayın dediğimde herkes şey yazmıştı. Zaten poşetsiz koyulması daha iyi
geç bozuluyor falan yazmıştı. Her gün yeni bir bilgi. Böyle daha güzel duruyor bu arada. Cıvıl cıvıl manav gibi oluyor ya. Nerede? Kısacası dur şurayı bir gösterelim. Buraya yeşil çay cenneti diyebiliriz. İstemediğiniz kadar yeşil çay ve ıvır zıvır var. Bakınız. Hatta şuna koyayım ve ben bence bir tanesini adadan uğurlayayım. Aldığımız atıştırmalıklar vardı. Onları koyalım. Bu da ısın böyle. Bence oldu. Böyle yine atıştırmalıkları koyuyorum. Atıştırmalık şeyimiz bitti. Şimdi en sevdiğim köşeye geldik. Saklama kabı doldurma köşesi. Ben bayılırım. Buraya kayısılarımı koyacağım. Kayısılar bir güzel değil gibi ya. Ben Trendyol'da bir butikte görmüştüm. Keşke onu alsaymışız. Burada bademimiz var. Şimdi bunlar kavrulmuş. Galiba kavrulmuşlar. Ya bunlar kavrulmuş kanka. Biz unutup hep kavrulmuş şeyler aldık. Lazım olan kavrulmamıştı. Bunlarımız hazır. Bunları şimdi yerine koyacağız. Aa, bir tanesini gerek oldu. Aynen, ikinciyi stok yaparız. Hadi lütfen hepsini al. Lütfen. Alıyor. Bakınız burası böyle doldu. Şu düzen en sevdiğim şey. Şunların içerisinde bunları böyle dolu görmeye bayılıyorum. Bir de burada kuru yemiş köşemiz var. Bunu sadece eksik şeyler almışım galiba. Aklıma gelmedi ne almam gerektiği. Ve bazı boş şeyler var. Bunları annem bana doldurup yollamıştı. Ne koymuştu içine bu kadar dolmuştu asla bilmiyorum. Burada artan şeylerimiz var. İşte yulaf unu. Yulaf. Mercimek falan gibi. O kadar bittik yani şu anda. Size bir şey göstermek istiyorum. Bu ne? Ve daha şurada dolu. Bu ne? Teşekkür ederim yardımlarınız için. Yine bir market videomuzun daha sonuna geldik. Artık bu bir ritüel oldu ve ben sessiz market gezmiyorum. Market alışverişi yapmıyorum ama sizin de benim kadar çok sevdiğinizi bildiğim için benim de gerçekten her market alışverişine gittiğimde çekesim geliyor. Daha fazla uzatmıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı zaten unutmazsınız diye düşünüyorum. Evet.